Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 2, ünite 1. Birinci soruyu atladık. Birinci soru tarzında bir soru sınavda çıkmamaktadır. Bu yüzden ikinci sorudan başladık. Bir numaralı soruya bakıldığında külle yevmin yahrucu, her gün çıkıyor ila haklin min hugulihi, bir tarlasından diğer tarlalarına doğru çıkıyor, gidiyor rakiben, binerek. Himarahu eşeğine. Rakip, binici, binen, binmek manasına geliyor. Öyleyse binme manasında farklı bir kelime aranmakta. O da nedir? Mümtediyen kelimesidir. Eş anlamlıdırlar. İkide ya'tebiru, i'tebara, ya'tebiru, saymak, hesaplamak, kabul etmek manasında. Ya'uddu kelimesi buna eş anlamlı olarak gelmekte. 3. Lem yücbir. Yücbir, icbar etmek, zorlamak, mecbur kılmak manasında. Yücbir kelimesi. Yezdarru kelimesiyle eş anlamlı olmaktadır. 4. Üslup. Üslup kelimesi hem burada hem yukarıda geçtiğinden zaten kelime aynıysa mana da aynı. Onu da geçelim. 5. Ganiyen. Gani, zengin demektir. Öyleyse zengin manasında bir kelime aranır. O da seriyen, zengin manasında. 6'ya baktığımızda estiga, arkadaşlar demektir. Zümele de arkadaşlar manasına gelmekte. Eş anlamlı. 7. Yulgi, elga, yulgi, atmak manasında. Yermi de atıyor. Yine aynı mana. 8. Draz kelimesi. Draz, tıp, model, çeşit gibi manalarına gelir. Aynı zamanda usul manasına da geliyor. Yani bir yol. Öyleyse darigatun. Darik de bir yol. 9. Fe ne diyor? Fe fezzale. Yani fevvale. Fevvale üstün tutmak, tercih etmek manalarına geliyor. Raccahe gibi. Raccahe de tercih etmek. Raccahe yurecihü tercih. Direkt geliyor. Ona baktığımızda kerraset. Kerraset, tahsis etmek, takdis etmek, adamak, üstün tutmak, nezara ile eş anlamlıdır. Nezara da onunla eş anlamlı. 3 numaralı soru. Zıt anlamlı kelimeleri bulmamızı istemişler. Bakıyoruz. Külle yevmin diye başlıyor. Birincisinde raciyen kelimesi. Raciyen, ummak, umarak manasına geliyor. Kanit kelimesi de aynı manadadır. O da umma manasında. 2. Es'ed, sevinçli, mutlu manasında. Eşka, mutsuz, şikayetçi manasında. 3. Ra'i'a kelimesi, parlak, etkileyici manasında. Ona da hamid kelimesini ekleriz. Hamidetun, o da sönmüş manasında. 4. Beka, fena, zıt anlamlı fena, sonu olması, sonu gelmek. Beka, baki, sonsuzluk. Ehrar, 5'te ehrar geçmekte. Özgür, hür, saf, bağımsız, kısıtlı olmayan manasına geliyor. Meksurin de küçük kapalı oda, hücre manasına geliyor. Bir yakınlık söz konusu. 6. Yense, unutmak manasında. Yetezekkeru da hatırlamak, unutmamak manasındadır. 7. Fehuratun, yani ne demek? Övünç, gurur manasına geliyor. Müstehiyetun da aynı mana, yani zıt. 8'e baktığımızda mübtesimeten, mübtesim, iptisam, yani gülmek, tebessüm etmek manasında. Abus da kederli, katı, işte çatık kaşlı manasına gelmektedir. Dolayısıyla zıt anlamlı. 9'a baktığımızda mümtesiletün, mümtesile itaat etmek manasına geliyor. Müştenibetün de kaçınan, artık itaatten kaçınan denilebilir. 10. Edale, edale sürdürmek, bitmemek, gassara da geri kalmak, noksan olmak manasında. Bir yakınlık olarak zıtlık söz konusu. 4'e baktığımızda tekiller bulunması istenmiş. Tekil kelimeler, yani burada cemiler verilmiş, tekilleri bulun denilmiş. Bir de hugul. Hugul kelimesi haklun kelimesinin cemisi. Yani haklun doğru cevaptır.
tarla, alan, saha manasına geliyor. İki, tegari de tegari de kelimesinin müfredi tegaridun. Tegaridun, tegaridani, tegari de cemi bu kelime. Üç, vurut. İşte vurut geçmekte. Verdetün, güller manasında. Verdetün, bir gül. Ezhar, zehrun, ezharun, çiçekler. Ravaih, raihetun, ravaih, koku, parfüm. Avadim kelimesi. Avadim, aadim, yok, var olmayan manasına gelebilse de burada egzoz manasında kullanılmış. Abaun, ebun. Aba, baba, ebun, bir baba. Abaun, babalar. Evladun, çocuklar. Veledün, müfredi bunun. Müfredi, veledi. Türkçede de kullanılır velet kelimesi. Veledün, veledani, evlat, çocuklar. 5. Ehrar. Ehrar, hürrün, ehrarun. Serbest, hür manasında. 6. Efrat, ferdün, efradun. Efrat, cemi, ferdün, bunun tekili. El-bekarat, yani bakarat kelimesi. Bekarat, begaratun, bunun müfredi olur. İnekler, sığırlar manasında. Bakara suresi de var Kur'an-ı Kerim'de. Evnam, ganemun müfredidir. Evnam, ganem, koyun, koyunlar manasında. Evrak, evrak, verakun. Verak, kağıt, yaprak manasına gelir. Evrak da kağıtlar, yapraklar manasındadır. 5. soru, şimdi de çoğulları bulun denilmiş. Himarun, himar bir eşek demek. Himar. Hamirun, humurun, ahmiratun. Hamirun, humurun, ahmiratun. 3 tane farklı cimisi gelebilir cimi mükesser olarak. Eşekler manasında. Nefsun, enfusun. Nefsun, enfusun. Nefisler, canlar, kişiler, kendisi. Mekanun, mekanun, bir mekan, bir yer. Emakin, mekanlar, cemisi emakin gelir. Üsratun, üserun, üsratun, bir aile. Üserun, aileler, cemisi. Zevcetun, tekil, müfret. Bunun çoğulu zevcatun, eşler, yani hanım eş. Bintun, benatun, kızlar manasında. Mihnetün, mihenün, meslek, iş. Bu kelime daha önce de geçmişti. Uslubun, esalibu diye gelir. Şakkatun, şikakun diye gelir. Daire, apartman katı. Malen, emvalen, mal, enval, mallar manasında. Mihnetün, mihnetün, mihenün, meslek, iş manasında. Böylece bir ehlin, ehil kelimesi. Ehlün, ehalün, aile, akrabalar. Erzun, erazin, erzun manasında. Yani erazin, erzun, iki tane cimrisi gelebilir. Toprak, arazi, bölge manalarına gelmekte. Bu tarz sorular çıkmıyordur. Çıkıyorsa da bir tane çıkıyordur belki. O yüzden geçiyoruz. Dil bilgisi, türeş yönünden isimler. İsimleri türeş yönünden ikiye ayırabiliriz. 1. Camit isimler, 2. Müştak isimler. Müştağın ne olduğunu bilirsek dışında kalanlara camit diyebiliriz. Fiil çekiminden biraz haberdar isek zaten bunların ayrımını kolay yaparız. Şimdi maun kelimesi herhangi bir baptan gelmemektedir. Yani Sülasi Mücerred babları duymuş olabilirsiniz. İşte birinci bab Nasara Yensuru, Ketebe Yektubu gibi. İkinci bab Zarabe Yezribu, üçüncü bab Fetahe Yeftahu, dördüncü bab şu, beş bu, altı bu diye duymuş olabilirsiniz. Babları biliyorsanız, biraz fiil çekimine aşina iseniz, camitleri tespit etme noktasında bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü maun kelimesine baktığımız zaman bunun mazisi ne, muzarisi ne, mastarı ne diye sorarız. Mazi yok, muzari yok, mastar yok, emre hazır yok. Öyle bir şey yok. Bir fiilden türememiş. Yani maun şu fiilden gelmektedir diyemiyoruz. O yüzden camit diyoruz. Şeceratun, bir ağaç. Şimdi bu şecer kelimesi nereden türemiş?
Şecara diye bir fiil, şecara, yeşcuru diye bir fiilden türemiş değildir. Öyle bir şey söz konusu değil. Mazisi yok, muzarisi yok, emri yok, çekimi yok. Öyleyse nedir bu? Camittir, fer'un aynı şekilde, erzun. Bunlar çekimi yok derken müfettesine cemisi gelebilir. Ma'un, ma'ani, miyah cemisi gelebilir mükesser olarak. Müennes de gelebilir. Fark etmez. Sonuçta mazi, muzari, emirleri yok bunların. Bir fiilden türememiştir. Aynun göz. Başka örnek de verilebilir. Kademun ayak. Hangi fiilden geliyor? Hiçbir fiilden. Aynun göz gelmiş. İşte enfun burun. Hangi fiilden türemiş? Hiçbir fiilden. Femun ağız. Hiçbir fiilden türemiş değildir. Bu tarz yani pek çok kelime sayılabilir. Bunlar madem ki bir fiilden türememişler, öyleyse bunlara camit denilir. Daha iyi anlamak için müştakları bilmek gerekir. Müştakları ezbere bilirsek, bir kelime gördüğümüzde müştak mı değil mi diye inceleme yaparız. Müştağa girmiyorsa demek ki camittir diye işaret denilir. Müştak isimler ne diyor? Başka bir kelimeden türetilen isimlerdir. Bir kelimeden türer. Yani bunun mazi, muzari, mastar, emri hazır gibi bir şey vardır. Şimdi meclisün, meclis kelimesi celese, yeclisudan türemiştir. Meclis. Katibun, katip kelimesi ketebe, yektubu kelimesinden türemiştir. Nadirun, nedaradan. Bunun veya nadaradan. Muallimun, alleme yuallimu ta'limun, muallimun. Müstehlike, müstehlikün, istehleke, yestehlikü, istihlakün, müstehlikün, müstehlekün. Yani bu da türemiştir istifal babından, bu tef'il babından, bu da yine mücerret, sülasi mücerret olarak gelmişlerdir. Fiilin zamandan bağımsız biçimi olan mastar, mastar gayri mi deriz değil mi? Ketebe, yektubu, ketbun, kitabun gibi. Veya nasara yensuru nesrun, fetaha yeftahu fethun gibi mastar, gayri mimi dediğimiz yani mimsiz mastarlar, Arap dil bilimcilerinin çoğunluğuna göre asıldır. Yani bir yerden türememiştir. Müştakun min kendisi asıldır. Her şey ondan türer. O kökten gelen fiil ve isimler ise müştaktır. Yani mastardan türemektedirler. Ne gibi türüyorlar? Bir örnek verebilir miyiz? Verelim. İşte hangisinden verelim? Mesela meclis kelimesi. Meclis kelimesi nedir? İsmi fail. Meclisun nereden geliyor? Celese yeclisu cülüs veya ketebe yektubu ketbun katibun. Şimdi ketbun dese ketebe yektubu ketbun. Kitap diye de gelmekte de ketbun baz alalım. Ketbun ne olmuştur? Katibun olmuştur. Yani keften sonra ilk harften sonra bir elif getirilmiş. Katibun olmuştur. Harekeleri değiştirilmiş. Ama ek harf bir tane almış. Yani mastardan türemektedir denilirken mastar üzerinde çeşitli oynamalar yapılarak elde edilir. Çoğunluğa göre böyle ama öte yandan fiilden, fiil-i muzariden türerler denilmektedir. O da diğer bir görüş. Camit ismin müsenna ve cemi biçimleri de camit sayılır. Tesniye ve cemi kısımlar da yine camit sayılır. Bir kelimenin tesniye veya cemisi olması onun camit olmadığı manasına gelmez. Altı çizili kelimeleri türeyiş yönünden belirleyin. Semek balık demektir. Balık bir isimdir, herhangi bir fiilden türemez. Ma kelimesi su demektir. Herhangi bir kelimeden türemez. Asafir serçeler, kuşlar manasında cemi mükesserdir. Herhangi bir yerden türememiştir. Evsan dallar manasına gelmektedir. Herhangi bir fiilden türememiştir. Mücahidûne gayet açıktır ki isim faildir. CHD kökünden, mazisinden. Mücahidûn isim fail. Mücahidâni, mücahidûne isim failin cemi müzekker salimi. Küffârun bu da kefera yekfuru dediğimiz sülâsi mücerretten kâfirun diye isim faili gelmiş ve ismi failin çekimi yapılmış. Kâfirun, kafirani, kafirune, küffarun işte bu olur. Yani ismi failin cemi mükesseridir. Devam ettiğimizde
El-muhtelleti ihtelle yehtellu ihtilalun muhtellun. Muhtellun, muhtelletün müennesi. Yani bu da sonuç olarak nedir? Yine bir müştaktır. Öyleyse ne diyebiliriz? Son satırdakiler müştak. Bir ve ikinci şıkta yer alan kelimeler ise camittir. Camidi tespit etmenin belli bir kuralı, bir yolu yok. Olay ne? Eğer müştağı iyi bilirsek dışındakiler camittir deriz ve kurtuluruz. Bu işi rahatlıkla yaparız. Türeyiş yönden isimler dedik. Camit olabilir, müştak olabilir. Müştak türeyen, doğan demektir. İşte müştak olan kelime çeşitleri nelerdir? İsim failler müştaktır. İsim mef'uller müştaktır. Sıfat-ı müşebbeheler müştaktır. İsmi zaman, isim mekan, mimli maslar bunlar müştak. İsmi alet, mübalağa ismi fail dediğimiz kalıp da müştak. İsmi tafdil, bu da müştaktır. Bu 8 tane kelime grubu, kelime çeşidi müştaktır. Eğer siz bunları tespit edebilirseniz, bunun dışında bir şey gördüğümüzde, bu kategoriye girmeyen bir kelime gördüğümüzde o kelimeye direkt camit deriz. Bu kategoriye giriyorsa ona da müştak deriz. Zor bir şey yok esasen. Biraz da ama kelime çekimiyle ilgilidir. Kelime çekiminde iyiyseniz bu ünite sizin için çok kolaydır. İyi değilseniz birazcık kelime ezberlemesi, yani kelime çekimine çalışmanız gerekir. Çekim bu kitapta var zaten. Buradakileri ezberleseniz yeterli. Bu anlatılan müştaklardan artık her birini detaylı olarak incelemeye başlıyor. İsim fail birincisi. Nedir bu? Fiilden türeyen demiş. Yani fiilden türeyen derken fiilden türemek zorunda değil esasen. Mastardan da türeyebilir az önce geçtiği üzere. Fiilin ifade ettiği işi yapan etken, sıfat, fiile isim fail denilir. Yani bunu ezberleyeceğiz. Bunu ezberlemeye gerek yok. Bunu boş verin. İsmi faildir diye şu anlık bilin. Söz gelimi sırasıyla yazdı, denetledi, örtündü anlamına gelen KTB, işte fetteşe ve tesettara fiillerinin isim failleri aynı sırayla yazan, denetleyen, örtünen anlamındaki katibun, müfettişun, mütesettirun kelimeleridir. Ne diyeceğiz? Şöyle diyeceğiz. İsim fail tanımını yaparken şu kadar şey ezberlemeye gerek yok. İsim fail nedir? Bir şeyi yapıcı yapandır. Mesela ketebeden isim fail yaparsak katibun gelir. Katibun ne demek? Yazıcı, yazan. Bu kadar. Yazıcı, yazan. Manasını veren kelimedir. Fetaha açtı. İsim faili fatihun. Fatih ne demek? Açıcı, açan. Veya fethedici, fetheden. Bu mana veriyoruz yani. Nasara yardım etti. Nasirun yardım edici, yardım eden. İster yardım edici diye tercüme ederiz, ister yardım eden diye tercüme ederiz. Cümlenin akışına, yapısına hangisi uyuyorsa ona göre mana veririz. Demek ki edici, eden, bu manaları veriyoruz. İşte görmek, görücü, gören, uçmak, uçucu, uçan, izlemek, izleyici, izleyen, dinlemek, dinleyici, dinleyen. Bu şekilde mana verir isim fail. Yapılışı nasıldır? Sülasi yani üç harfli fiillerde nasıl yapılmaktadır? Ketebe, katibun. Ne yapılmış? Birinci harften sonra elif getirilmiş. Ketebe, katibun. Tabi ardından gelen T yani ikinci harfte esrelenmiş. Üçüncü harfte ötrelenmiş. Harike değişikliği olmuş. Ama yani şu önemli tabii ki ortadaki harfin, yani şöyle diyelim, en sondan bir sağdaki harfin. Burada ne? T. Katip kelimesinde T'den bahsediyorum. En sol ve aynı zamanda en son diyebileceğimiz ba harfinin bir sağında yer alan T harfi esrelenmelidir. Burada T olmuş. Burada K de olsa, F de olsa, hangi harf olursa olsun değişmez. Ketebeden katib. Nesaradan nasir. Yani son harften bir öncesi esreli. CZB cazibun son harften bir öncesi esreli. Buna dikkat ediyoruz. Demek ki nasıl yapılıyor? Fail kalıbına kelime getiriliyor. Nasaray al, nasirun. Ketebe al, katibun. Fetehe al, fatihun. Hangi kelime alırsak alalım bu şekilde getiriyoruz.
Bununla birlikte son harfin harekesi değişken olduğundan burada hareke konulmamıştır. Yani kati hareke konulmuş, ba'da hareke yok. Niye yok? Çünkü katibun, katibin, katiben olabilir. Son harfin harekesine bakarak bu ismi fail midir, değil midir kararı verilmez. Son harften bir öncesine dikkat edeceğiz. Esre ise isim fail hemen deriz. 3 harflerde böyleydi. 4 veya daha fazla harften oluşan fiillerde, yani rubai mücerret ile mezit fiillerde nasıl olur? Muzari fiilin malumunun, malum etken demek. Muzarat harfi atılır. Muzarat harfleri nelerdi? Eteyne kelimesindeki harflerin her biridir. Eteyne yani elif, te, ye, nun, eteyne. Muzarat harfleri yani muzari alameti. Örnek ketebe derken bunda bir şey yok ama yektubu derken muzarat harfinden ye var değil mi? Yektubu. Eteyne'den ne var? Ye var. Tektubu. Eteyne'den te var. Ektubu. Eteyne'den elif var. Nektubu. Eteyne'den nun var. Yani muzarinin çekimi yapılırken muzarinin başına bir takım harfler gelmektedir. Çekim yerine göre değişir. Ne kadar hangi harfleri alabilir en başa? Eteyne kelimesinden yani elif, ta, ye, nun bu harflerden birini alır. Bunlara muzarat harfleri denilmektedir. Muzarat harfi nedir? Önce onu anlayalım dedik. Muzarat harflerini anladıysak ki işte örnek yek tubu ama şu an 4 ve daha fazlasından bahsediyoruz. Öyleyse yek tubu örnek vermeyelim de şuradan bir tane örnek verelim. Mesela yuhaddisu, haddese yuhaddisu. Haddese bir tane ha var, iki tane dal var, 3 harfi yaptı. Bir tane de se var, 4 harf yaptı. Yuhaddisu se var sonda, pel tekse bir harf, iki tane dal var çünkü şedde var. Şedde 2 harf demektir. 3 harf yaptı se ile birlikte. Ardından ha var, 4 yaptı. 5. harf ise y'dir. İşte bu y muzarat harfidir. Kelimenin aslından değil yani. Muzari olduğu belli olsun diye konulmuş bir alamettir. Kitap ne diyor? Malumundan. Evet bu malum. Malumundan muzarat harfi atılır. Yuhaddisu'dan y'yi atalım. Yuhaddisu. Yu'yu attık. Haddisu kaldı. Değil mi? Atılır. Yerine zammeli bir mim getirilir. Yuhaddisu'dan yu'yu attık. Yerine zammeli mim getirdik. Muhaddisu oldu. Sonra bir önceki harfin, bak sondan en sonuncu harfin bir sağı. Esreli değilse esre yapılır. Burada esreli zaten yapılacak bir şey yok. Öyleyse diyebiliriz ki 4 ve daha fazla harften oluşan bir muzariden ismi fail nasıl yapılır? Muzarat harfi dediğimiz baştaki y'yi sileriz. Yerine zammeli bir mim getiririz. Muhaddisu oldu. Sondaki hareki değişken demiştik zaten. Muhaddisun da olabilir. Eliflam da olabilir bu kelime. El muhaddisu tek ötre de olabilir. Başına harfi cer gelir. El muhaddisi olabilir değil mi? Fi gelir, bi gelir. Bir sürü harfi cer var. Ba. Bu tarz şeyler olabilir. Ama ne dedi? Son harften bir öncesi esreli ise problem yok. Esreli değil ise esreleyeceğiz. Haddesi de bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Cahede yucahidu. Muzari yucahidu. Yu muzarat harfiydi. Onu attık. Geriye ne kaldı? Yucahidu. Yu gitti. Cahidu kaldı. Cahit. Buna ne lazım? Zammeli bir mim lazım en başa. Yu'nun yerine. Getirdik. Ne oldu? Mücahidu. Mücahidu. Tamam. Kalıp elde edildi. Son harften bir öncesi esreli. Problem yok. Geldik diğerine. Tefekkara yetefekkeru. Yetefekkeru muzari. Muzarat harfi ne? Baştaki Y harfi. Y'yi ne yaparız? Sileriz. Geriye ne kaldı? Tefekkara. Adeta mazi oldu. Mazi çünkü tefekkara ile. Buna ne lazım şimdi isim fail yapmak için? Zammeli bir mim lazım. Mütefekkeru oldu. Ama ne demiştik? Son harften bir öncesi. Burada son harf ne? Ra. Bir öncesi kef. Esreli mi? Değil. Onu esrele demişti burada değil mi? Kesre değilse kesre yapılır. Öyleyse ne olur? Mütefekkirun. Mütefekki. Burada K yazılmış. Esreliyoruz. Aşağıdaki fiillerden ismi fail türetiniz.
Belaga nasıl olur? Bu üç harfli bir kelime. Öyleyse nasıl yapılır? Şurada vardı. İlk harften hemen sonra, yani ilk harf ile ikinci harf arasına bir elif konulurdu. Belaga baligun. S, G, B. İlk harf ile ikinci harf arasına elif konulacak. Yani S ile kaf arasına. Ne olur? Sagibun. Tabi sadece elif koymuyoruz. Eliften sonraki harf, yani ne demiştik? En sol, aynı zamanda en son harften bir önceki esrelenir demiştik. Sagibun. Sagabun değil yani. Cemaa ne olur? İlk harf ile ikinci harf arasında elifi koy. Son harften bir öncesini estrele. Camiun. Bunlar üç harfli olduğundan böyleydi. Peki daha sonra ne demiş? Dört veya daha fazla harften oluşuyorsa ne olurdu? Önce muzarisine bakılır. Muzarisinin başındaki Y harfi silinir. Yerine zammeli mim getirilir. Son harften bir önceki harf esrelenir demiştik. Alleme yuallimu. Yuallimu. Muzarat harfi olan ya'yı sileriz. Yerine zammeli bir mim getiririz. Muallimu. Muallimun. Kelime elif lamsız olduğundan, yani nekre olduğundan muallimun iki ötreli okuduk. Ekrame yukrimu. Yukrimu muzarat harfi olan ya'yı sileriz. Yerine zammeli bir mim getiririz. Mukrimun oldu. Şahede yuşahidu. Yuşahit. Ne yapıyoruz? Muzarat harfini siliyoruz. Yerine zammeli bir mim getiriyoruz. Müşahidun oldu. Tekelleme yetekellemu. Yetekellemu. Muzarat harfi olan ya'yı sildik, geriye tekelleme, tekellemu kaldı. Muzarat harfi yerine zammeli bir mim getirdik. Mutekellemu oldu. Ama ne demiştik? Son harften bir önceki harf esreli değil ise onu esreleyin deniliyordu. Öyleyse mütekellemu değil de mütekellimun, limun. Teşabehe yeteşabehu. Yeteşabehu. Y'yi at, zammeli mim getir. Muteşabehu. Son harften bir önceki fethalı estele bunu da. Muteşabihun oldu. Diğerleri de aynı şekilde arkadaşlar. Yani nedir? İhtarasa yehterisu muhterisun. İstehleke müstehlikun. Yestehliku geldi zaten. Müstehlikun. Terceme yütercimu mütercimun. Mütercim. Bir de bunun nesi var? Çekimi var. Yani ismi faal yapmayı öğrendiğiniz zaman bir de çekimini öğrenin diyorlar. Katibun, katibani, katibune, küttabun, küttebun, ketebetün. Katibetün, katibetani, katibatun, kevatibu. Bunu bu şekilde ezberlememiz gerekir. Sülasi, yani üç harfli fiillerden türeyen isim failler aşağıdaki gibi çekimi yapılır. Yani üç harfli olan, üç harften türetilmiş olan isim faillerin hepsi bu şekilde çekiliyor. İşte katip nedir? Müzekkerdir ve müfrettir. Katibani müzekkerdir ve müsenna, yani ikildir, tesniyedir. Katibune, küttabun, küttebun, ketebetün hepsi de çoğuldur. Yani cemidir ve müzekkerdir. Müennes değildir bunlar. Aralarında bir fark var. Katibune, cemi, müzekker, salimdir. Çünkü vavnun ile cemisi gelmiş. Oysa küttabun, küttebun, ketebetün cemi mükesserdir. Cemi müzekker salim değil. Mükesserdir. Çünkü standart cemi şeklinde vavnun ile gelmemiştir. İşte dik elif, açık T şeklinde cemi önüne salim şeklinde de değillerdir. Müfredinin sıgası cemisinde bir hayli değişmiştir. Buradaki katibetün müennestir, müfrettir. Katibetani tesniye ve müennes. Katibatun, kevati bu. Her ikisi de cemidir ve müennestir. Ancak katibatun elif ve ta ile bittiğinden, kelimenin son harfleri bunlar olduğundan cemi müennes salim adını alır. Kevatip ise cemi mükessердir. Yani müfredin sıgası değişmiştir. Farklı bir cemi yapısına sahiptir. Şimdi bununla ilgili
Yani bu kalıbı bir kere ezberlemek gerekiyor. Yani çekimi ezbere bilmek lazım. Katibun, katiban, katibune, kütabun, küttebun, ketebetun. Katibetun, katibetani, katibatun, kevatibu. Bu şekilde sayabilmek ve bunları sayarken hangisi müfret, hangisi tesniye, hangisi cemi, hangisi müennes, hangisi müzekker bilmek lazım. Bundan farklı bir kelime çekimi yapalım. Mesela nesara, nesara meşhurdur, en iyi bilinen kelimelerden birisidir. Ne olur isim faili? Nasirun. Nasirani, nasirune, nussarun, nussarun, nesaratun. Nasiratun, nasiratani, nasiratun, nevasiru. Fetehe'den yapalım. Feteha. Ne olur? Fatihun. Fatihani, fatihuna, futtahun, futtahun, fetehatun. Fatihatun, fatihetani, fatihatun, fevatihu şeklinde geldi. Pek çok çekim yapılabilir arkadaşlar. Her birinin kalıbı aynı. Yani şurada elif geldiyse bu sadece ketebede gelmiyor. Nasara'da yapsan yine nasirun. Fetaha yapsan fatihun. Her biri böyle geliyor. Alimeden alimun, alim. İşte burada katibani, nasirani, fatihani, alimani, fark etmez. Ne getirirsen getir bu kalıbı alır. Katibune, nasirune, fatihune, alimune. Hep böyle şekilde gelir. Kütabun, füttahun, hatta kefaradan bakalım. Kafirun, kafirani, kafirune. Kul ya yuhel kafirun. Değil mi? Kafirune. Nasıl bir kelimeymiş? İsim failin cemi müzekker salimidir deriz. Kafirun, kafirani, kafirune. Küffar. Küffar da çok kullanılır ülkemizde, dilimizde, Türkçemizde çok kullanılır. Küffar neymiş? Cemiymiş, mükessermiş. Küffarun, küfferun, keferatun. Keferatun, kefera. Kefara kelimesi de çok kullanılır dilimizde. Kafiratun, kafiratani, kafiratun, kevafiru şeklinde gelir. İnşallah anlaşılmıştır. 4 veya daha fazla harfli fiillerden türemiş isim faillerin çekimi ise şu şekildedir. Muallimun, muallimani, muallimune, muallimetun, muallimetani, muallimatun. Bu hangi baptan geldi? Alleme yuallimu ta'limun. Muallimun yani ta'lim yani tef'il babından türemiş bir kelime. O baptan gelmiş. Yani alleme bunun mazisi. Başka bir örnek verelim. Harrace. Başka bir fiilden de bu çekimi yapalım. Harrace'den ne gelir? Muharricun isim fail. Muharricun, muharricani, muharricune. Muharricetun, muharricetani, muharricatun. Başka harrece yaptık. Ferraha ne gelir? Müferrihun. Müferrihun. Müferrihani, müferrihune, müferrihatun, müferrihatani, müferrihatun. Yine aynı şekilde muallim hem müfrettir hem müzekkerdir. Muallimani tesniye müzekker, muallimune cemi müzekker, muallimetün müennestir, müfrettir, muallimetani tesniyedir ve müennestir, muallimatun hem cemidir hem müennestir. Bunların ne olduğunu da bilmekte fayda var. Her kelimeyi bu şekilde çekebiliriz. İsmi fail konusu böylece bitip isim mef'ul konusu geldi. İsim mef'ul şöyle okumaya pek bir mana yok. Geçelim. Söz gelimi sırasıyla yazdı, denetledi, örtündü anlamına gelen ketebe ve diğer fiiller nasıl bir mana verilir? Yazılan, denetlenen, örtünen şeklinde, örtünülen şeklinde gelebilir. Demek ki yazılan, yazılmış manasına gelen isimlere isim meful diyoruz da nasıl elde edilir? Ketebeden mektubun. Nasara'dan mensurun, cezebeden meczubun yani mef'ul. Mef'ul kelimesi yabancı olduğunuz bir kelime değildir diye düşünüyorum. Yani mef'ul çek geçer. Mef'ulü bih kalıbından bunu bilirsiniz. Demek ki isim mef'uller mef'ul kalıbında olur. Ketebeyi o kalıba soktuğumuzda nasıl oluyor? Mektubu. Yani başa bir adet mim getiriliyor, değil mi? Mektubu.
Sonra tubun, yani sondan bir önce de vav getiriliyor. Mektubun. Mef'ul kalıbını unutmuyoruz. Nedir bu? Mektubun, mensurun kalıbında olanlara isim mef'ul deniliyor ama üç harflerden böyle. Yani sülasi, mücerretten böyle. Dört veya daha fazla olursa, yani sülasi mezit olsun veya rubai mücerret olsun. Bakalım nasıl oluyor. Haddese yuhaddisu. Ne oluyor? Muhaddesun. İsim faali nasıl yapıyorduk? Muzari'nin, yani muzari bir kelimenin, işte örnek yuhaddisu. Muzarat harfi olan y'yi silerdik. Yerine zammeli bir mim getirirdik. Aynen böyleydi. Sonra ne derdik? Sondan bir önceki harf esreli değil ise esreli yapardık onu diyorduk. İşte isim mef'ul de isim failden bir fark var. O da nedir? Son harften bir önceki harfi fethalıyoruz. Yuhaddisu isim fail olduğu zaman muhaddisun dalın esresiyle muhaddisun isim fail böyleydi. İsim meful olduğu zaman artık dalın fethası ile muhaddesun. Yani son harften bir önceki harfi fethalayarak elde ediyoruz. İsim failden tek farkı bu. Cahede yücahidu. Yücahidu nasıl gelir? Mücahedün diye isim mef'ulü gelir. İsim fail nasıl gelirdi? Mücahidun. H'nin estesiyle olursa isim fail. Fethasıyla olursa ismi mef'ul. Mücahidun, mücahedün. Tefekkera, yetefekkeru, mütefekkerun. İsim mef'ul, mütefekkerun. Kef'in fethasıyla. İsim fail yapmak isteseydik, mütefekkirun, yani kef'in estesiyle olurdu. Demek ki isim fail ile isim meful arasında ama 2 numaralı şıkta yani. 4 veya daha fazla harften oluşan fiillerden ismi fail veya ismi meful elde edeceksek aralarındaki fark nedir? En sonda yer alan harften bir önceki harfi estrelersek ismi fail, fethalarsak ismi meful olmaktadır. İsmi mef'ul türetin denilmiş. Belaga kalıp neydi? Kalıba bakalım. Mef'ulun. Belaga mef'ulun kalıbına sokarsak nasıl olur? Meb'lugun. Meb'lugun. Segabe mesgubun. Cema'e mecmu'un. Sıra geldi alleme. Yani artık 3 harften fazla harf içeren kelimelere gelindi. Alleme yuallimu. İsim meful nasıl yapılır? Baştaki muzarat harfi olan y'yi sileriz. Yerine zammeli bir mim getiririz. Yuallimu ne olur? Muallimu olur. İsim meful yapmak için son harften bir önceki harf fethalanır demiştik. Öyleyse muallimu değil de muallemu. Elif lamsız olduğundan muallemun diyoruz. Ekrame yukrimu. Yukrimu isim meful yapılacak. Nasıl yapılır? Y'nin yerine zammeli mim getirilir. Son harften bir önceki harf fethalanır ki burada o ra olmakta. R'yi ra diye fethalayacağız. Yani mukramun. Mukramun olursa isim mef'ul, mukrimun olursa isim fail. Esre ile isim fail, fetha ile isim mef'ul olmakta. Şahede yuşahidun. Müşahidun isim fail. Müşahedün isim mef'ul. Tekelleme yetekellemu. Mütekellemun ismi mef'ul. Teşabbehe yeteşabbehu. Yeteşabbehu kelimesini müteşabbehun yaptığımızda ismi mef'ul olur. İhterasa yehterisu muhterasun. Yaptığımızda isim mef'ul muhterisun. Yani ray olduğu gibi bırakırsak, esteli bırakırsak ismi fail. İstehleke yestehlikü müstehlikun. Lamın estesiyle isim fail. Müstehlekün. Lamın fethasıyla isim mef'ul. Terceme yütercimü mütercemun isim mef'ul mütercimun isim fail. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir kez tekrar edelim. Bir kere kelime 3 harfli ise mef'ulün kalıbına sokulacak. 3 harfli derken mazisi 3 harfli, yani muzarisi zaten 4 harfli olur.
Nasara 3 harfli bir mazi. Yen suru muzarisi 4 harfli deyip yen suruyu şuradaki kalıplara sokmayacağız yani, öyle değil. Mazisi 3 harfli olacak. Bunun dışında mazisi işte alleme'de olduğu gibi 3'ten fazla, burada 4 harfli. Bu şekilde ise veya istehleke'de 6 harfli bir mazi söz konusu. Bu şekilde ise yani 3 harften fazla ise bu durumda ne yapıyorduk? Muzari'nin başında bulunan ye'yi siler, yerine zammeli mim getiririz. En son harften bir önceki harfi fethalarız ve isim mef'ulü elde ederiz demiştik. Şimdi çekimi geldi. Çekiminin yine ezberlemenizde fayda var. Ketebeden mektubun diye isim mef'ul gelir. Mektubun, mektubani, mektubune, mekatibu. Mekatibu cemi mükesserdir. Mektubune cemi müzekker salimdir. Ama her ikisi de cemidir. Mektubetun, şimdi müennes parmağa geçtik. Müennes kalıplar. Mektubetun, mektubetan, mektubatun. Mektubat sonunda elif ve t olduğundan, açık t ve dik elifle bittiğinden cemi müennes salim olarak adlandırılmaktadır. Bunu bir de nasara ile yapalım. Nasara ne gelirdi? Mensurun, mensurun, mensurani, mensurune, menasirru, mensuratun, mensuratani, mensuratun. Bir de fetaheden yapalım. Fetaheden ne gelir? Meftuh. Meftuhun, meftuhani, meftuhune, mefatihu. Meftuhatun, meftuhatani, meftuhatun. Alime'den yapalım. Alime ma'lum diye gelir. Mensurun, ma'lumun. Ma'lumun, ma'lumani, ma'lumune, ma'alimu. Ma'lumetun, ma'lumetani, ma'lumatun diye gelir. Bunlar mazisi 3 harften türeyen isim mef'uller. Bir de ne var? Mazisi 4 veya daha fazla olanlardan türeyenler var. Onların çekimi farklı. Bak burada ne gelmiş? Mektubun uzatma var. Burada uzatma yok mesela. Öyle bir fark var. Muallemun, muallemani, muallemune, muallemetun, muallemetani, muallematun. Hemen harraceden örnek verelim. Harraceden muharracun, muharracani, muharracune, muharracetun, muharracetani, muharracatun diye gelir. İsim ve fırla bu şekilde bitirdik. Çekimini ezberlemekte bayağı bir fayda var. Sıfat-ı müşebbehe diye bir konu var. Sıfat-ı müşebbehe güzellik, çirkinlik, sakatlık, kusurluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden müştak türemiş eş anlamlı kelimeler, bunlar bir kelimedir. Yani devamlılık ifade eden sıfatlara sıfatı müşebbehe adı verilmektedir. Bu güzel, çirkin, sakat, kusur gibi şeyler olabilir. Bunlara sıfatı müşebbehe denilmiştir. İsmi faile benzeyen sıfat anlamına gelmektedir. Kalıpları var tabi, pek çok kalıbı var. Sıfat-ı müşebbeheler 4 veya daha fazla harften müteşekkil fiillerden ismi fail kalıbında elde edilirken, ek almamış 3 harfli yani sülalesi mücerret fiillerden birçok kalıpta türetilebilir. Bunlara bir göz atalım denilmiş. Türediği fiil, şimdi fesede fiilinden, yani bozuk anlamındaki fesede fiilinden sıfat-ı müşebbehe fasidun kalıbında gelir. Kalıp neymiş? Failun. Yani fail kalıbındadır bu denilmekte. Sehule fiilinden, ki kolay manasına geliyor sehule. Bu kökten sıfatı müşebbehe sehlün diye gelmektedir. Sehlün bir sıfatı müşebbehe. Fasit bir sıfatı müşebbehe. Sehlin kalıbı ney? Fa'lun. Fa'lun, sehlün. Hareke ve sükun aynı, görüyorsunuz. Kalıp verirken onu anlatılıyor. Merra, merra acı, murrun, bu da sıfatı müşebbesi, fu'lun vezninde. Pek çok daha var işte, görünüyor. Ne diyelim? Zacira, kızgın manasında. Zacirun sıfatı müşebbehe, fa'ilun kalıbında. Bunun dışında kerume, cömert manasında. Kerim diye sıfatı müşebbesi geliyor, fa'il vezninde. Hamira, kırmızı. Ahmeru,
şeklinde sıfat-ı müşebbesi geliyor. Ef'alu kalıbındadır bu. Hamira, hamra'u müennes bu. Ahmeru müzekker. Hamra'u fa'la'u kalıbında. Şebi'a müzekker tok manasında. Şeb'anu fa'lanu kalıbında. Şebi'a'dan yine tok manasında müennes olarak şeb'a fa'la kalıbında gelir. Sıfat-ı müşebbeye ne kadar kalıbı var? İşte burada görüldüğü üzere pek çok kalıbı var. Esasen tüm kalıplar bunlardır denilmemekte. Daha fazla kalıp da var. Sıfat-ı müşebbeh kalıpları işte burada nedir? Hamira'nın bu kalıpta geldiğini öğrendik. Şu fiilin bu kalıpta olduğunu gördük. Diyelim farklı bir fiil geldi. Hangi kalıpta sıfat-ı müşebbehesi gelir? Nereden bileceğiz? Sıfat-ı müşebbehelerin hangi kalıpta yapılacağı tecrübe yoluyla, yani ya bu konuda uzman olmalısın veya sözlüklere bakarak öğrenebilirsin. Sıfat-ı müşebbehenin de bir çekimi vardır ve size sorulacak olan çekim, yani sorulacaksa şayet, burada verilenlerden biri olmalıdır. O şekilde düşünüyoruz. Ve renk, engellilik ve şekil bildiren fiillerin sıfatları ef'alü vezinde gelir ve aşağıdaki gibi çekilir denilmekte. E'racu e'racani urcun, arca'u arcavani arcavatun urcun şeklinde. Anlaşılıyor yine. İşte e'racu e'racan urcun, bunlar müzekker kelimeler. E'rac müfret, arcan tesniye, urc cemi. Müennese geldiğimizde arca'u arcavani arcavatun ve urcun şeklinde iki tane cemisi gelmekte yine. Bedenin iç isteklerini belirten fiillerin sıfatları fa'lanu vezinde gelir ve aşağıdaki gibi çekilir. Şeb'anu şeb'anani şiba'un şeklinde, şeb'a şeb'ayani şeb'ayatun şiba'un şeklinde gelir. Aşağıdaki fiillerden sıfatı müşebbehe türetiniz, gerekirse sözlüklerden yardım alınız denilmiştir. Kebura kebirun, rahusa rahisun, bedale badilun diye devam etmekte. Bunlar esasen sıra sizde denildiğine göre aşağıda cevapları vardır. Oradan bakabilirsiniz. Bir kural yok yani. Semai'dir denilmişti yukarıda. Semai işitilmeye bağlı demek. Yani Araplar öyle dedi. Araplardan öyle işitildi ve o şekilde ezberlenildi. Bir kuralı yoktur manasına girir. İsmi mekan, ismi zaman, fiillerin yapılışı, yapılış yeri ve zamanını gösteren fiilden türemiş isimlerdir. İsmi mekan demek, bir mekanın adı, bir mekan manasında. İsmi zaman, bir zaman manası. Kalıplar denilmiş. Bakıyoruz, e kalmamış 3 harfli, yani sülasi mücerret fiillerden 2 tane kalıp vardır. Ya mef'alun ya da mef'ilun kalıbında gelirler. Misal ecvefi ya'i ve lefifi mefruk fiillerle diğer fiillerden muzari kök ikinci harfinin harekesi kesre olanlar, yani mef'ilun vezinde kalıbında, lefifi mekrun nakıs ve ecvefi vaviler ile diğer fiillerden muzari kök ikinci harfinin harekesi fetha veya zamme olanlar mef'ilun vezinde kalıbında, ismi mekanı ve ismi zaman yapılırlar. İstisnai olarak kural dışına çıkanlar da vardır. Şimdi türediği fiil ktb yazdı. Kalıp ne gelecek? Mef'alun gelecek. İşte mektebun. Ne demek mektep? Yazıhane. Yani yazı yazma yeri, yazı yazma mekanı, yazılacak yer. Sekeneden meskenun. Sondaki harflere yine hareket verilmemiş çünkü değişkendir. Bu kelimeler mureb. Meskenun, meskenin, meskenuneni değişebilir. Yine mef'alun kalıbında görüldüğü üzere mesken manasında. Abede, ma'bet, ma'bet, ibadet edilen yer, ibadet edilen mekan. Mesken, ne diyelim, yerleşilmiş olan yer. Kâne, mekanun, mekan. Secede mescidün, mef'il kalıbında geliyor artık. Mescidün kalıbı. Celeseden meclisun, nezeleden menzilun, bateden gece kalınan yer manasında mebit şeklinde gelmektedir. Demek ki
sülasi mücerret dediğimiz üç harfli fiillerden ya mef'alun ya da mef'ilun şeklinde gelirler. İsmi zamanı ve isim mekan bu şekilde gelir. Bu kalıpların sonuna mübalağa, o işin o mekanda çokça yapıldığını ifade etmek amacıyla yuvarlak ta getirilerek yapılan isim mekanlar da vardır. Medresetun, mahkemetun, mezbahetun şeklinde. Sonunda şu yuvarlak ta gelirse yapılan eylem daha fazla manası ifade etmekte. Bir tane örnek verelim. Mektebun yazıhane, mektebetun dersek çok yazılan yer manası gelir. Medresun, medresetun, medres şeklinde ders görünen yer, medresetun denildiği zaman çokça ders görünen yer manasına geliyor. Bunun bir çekimi var. Meskenun, meskenani, mesakinun. Tamam. Meskenun, meskenani, mesakinu şeklinde çekiliyor. Dört veya daha fazla harften oluşan fiillerin ismi zaman, isim mekan sıgaları onların isim mef'ul kalıplarıyla aynıdır. Bir fark yok. Ehrace muhracun. Ehrace yuhricu muzarisi gelir. Yuhricu. Bunu ne yapacağız? Önce isim meful yapalım. Yuhricu ne olur? Muhracun. Muhracun olur. İsim mekan da aynı şekilde. İşte ismi mekan olsun, zaman olsun. Mehracun, pardon, muhracun aynı şekilde gelir. İndalega yendaligu mundalegun. Mundalak kelimesi nedir? Hem ismi zaman kalıbıdır, hem isim mekan kalıbıdır, hem isim mef'ul kalıbıdır. Üç kalıba da uyar. İctema'e yectemi'u aynı şekilde bu bir isim mef'ul kalıbı. Aynı zamanda ismi zaman kalıbı ve isim mekan kalıbı. Ortak bir kalıp yani. Aşağıdaki fiillerden ismi zaman, isim mekan türetiniz. Sıra sizde 5 denildiğine göre bunun da nesi vardır? Cevabı vardır. Bir de mimli mastarlar var. Mimli mastar, bir de mimsiz mastar. Mimsiz mastar naslara yensur nasrun gibi. Yani mimli mastar ise başında mim yer alır. Diğer mastarlarda olduğu gibi zaman belirtmeksizin iş, oluş, eylem bildiren ve adından da anlaşılacağı üzere başında mim harfi bulunduran mastarlardır. Bu da tabi bayağı bir ayrıntı veriliyor ama o kadar ayrıntılı soru çıkmayacak diye tahmin ediyoruz. Ketebe yazdı manasına gelir. Mektebun onun ismi mimli masları yazmak manasına geliyor. Lebise giyinmek manasında. Melbes mimli mastar olduğunda. Mimli mastarlar nasıl mana verilir? Mekmak. Ketebe yazdı. Mektep yazmak. Yazış. Yazı. Nasara yardım etti. Mensarun yardım ediş, yardım etmek. Yani mimli mastar olsun, mimsiz mastar olsun, mastarlara mana verirken mek, mak, iş, uş gibi mana verilir. Görmek, görüş. Kaçmak, kaçış. Uçmak, uçuş. Mekmak, iş, uş şeklinde mana verilir. İsmi alet diye bir şey var. İsmi alet de türediği fiili yapma kolaylığı sağlayan alet, edevat. Yani alet, edevat kalıbıdır diyebiliriz. Kalmamış yani sülasi mücerret fiiller mif'alun, mif'alun, mif'aletun. Bu üç vezinden türer. Bir kelime mif'alun, mif'alun, mif'aletun. Bu üç kalıptan birinde bu bir kelime görüyorsak bunun ismi alet olduğuna hükmederiz. Şimdi berade bir mazi kelime. Bundan mibradün, mif'al kalıbında mibradün, törpü ismi aleti türer. Türemiş daha doğrusu. Segabe, misgabun, yine mif'al kalıbında misgap, matkap demek. Sa'deden mis'at, asansör, bu da bir alettir. Fetaheden, bu sefer ne oldu? Mif'al değil de mif'al uzatmalı metli bir kalıp geldi. Miftahun anahtar. Sabuha lamba, misbahun lamba manasında mif'al kalıbında. Cetvel silgi.
farklı kalıp görüldüğünüz üzere gelmiş. Demek ki sürasi mücerredin 3 kalıbı var. Mif'alun, mif'alun, mif'aletun kalıpları. İyi de gelmiş olan bir mazi fiil hangi kalıpta isim aleti gelir? Nereden bileceğiz? Bunun da şeyi yok, yani bir kaidesi yoktur. Semaidir, o olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Ezbere bağlı. Sözlükten bakılabilir esasen de sınav odaklı düşünürsek sınava girmeden önce biraz ezber yapılmalı diyebiliriz. Bunun da bir çekimi vardır. Mil'agatun, mil'agatani, mela'igu. Kaşık, iki kaşık, kaşıklar. Uyarı. Modern Arapçada, yani günümüzde fa'aletun vezni de ismi alet olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden ise böyle bir şey yoktu. Fa'aletun kalıbında nazara baktı, gördü manasındayken nazaratun gözlük, yani görmeye yarayan alet. Değil mi? İsmi alet idi bu. Semi'a işitti, duydu manasındayken semma'etun kulaklık. Gasele yıkadı manasındayken gassale çamaşır makinesi, yani yıkamaya yarayan alet, yıkamaya yardımcı olan bir alet, edevat manasında. Fe'aletun de modern olarak kullanılmakta. İsmi alet türetiniz, ismi alet türetin dediğine göre, sıra sizde dediğine göre cevabı vardır. Mübalağa sıgaları var bir de. Kalıpları, belli başlı mübalağa kalıpları şunlardır. İşte kalıp fe'alun, fe'aletun, fe'aletun, mif'alun, fe'ilin diye kalıplar devam ediyor. Ezber konusu. Zahike, güldü. Zahak olduğu zaman çok gülen, çok gülücü. Yani bu da isim fail gibidir. Yardım edici, yardım eden diyorduk. Bunda da gülücü, gülen ama başına çok getiriyoruz. Mübalağa çok demek. Alime, bildi. Allametün, çok bilen, çok bilici. Hemeze, alay etti. Hümeze, yani hümeze tün, çok alay edici, çok alay eden. Gafara, bağışladı. Gafurun, çok bağışlayan. Alime, bildi. Alimun, çok bilen. Şimdi bize bir fiil verseler, örnek sekene, bilemedik, ferakaya vermiş olsalar, bunun mübalağa vezni hangisidir deseler, bunu bilmenin bir kuralı yoktur. Sınavdaysanız sınava girmeden önce hangi kelimelerin mübalağa isim faili hangi kalıpta gelmiş onları ezberlemek gerekir. En çok kullanılan kalıp faal denilmiş. Bir de ne var? Fa'il, yani alim kalıbı vardır. Alim Kur'an'da çok geçmektedir. İnne Allahe alimun hakimun, değil mi? Alim, hakim, elim. Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu kalıp. Bir mübalağa kalıbı, çok bilen, artık çok acıyan, çok çok şu şu, çok çok bu bu şeklinde. Bir de faal kalıbı çok geçer, nassarun gibi. Yani çok yardım edici, nasara kalıbından meşhur. Mübalağa sıgaları semai olup bir fiilin eğer varsa mübalağa sıgasının hangi kalıpta olacağı ezber yoluyla veya sözlüklere bakılarak bulunur. Sıra sizde, bunun cevabı var. Yani kitabın sonuna doğru açıklanmış. İsmi tafdil diye de bir kalıp var. İsmi failler ile sıfat-ı müşebbeheleri anlam yönünden derecelendiren ve anlamlarının önüne daha veyahut en gelmesini sağlar. Mesela ketebe, bildi. Geç örnekler gelecek. Örneği şimdi vermeye gerek yok. Yapılış yöntemleri var. Yine ikiye ayrılacak. Bir, sülasi mücerret, yani 3 harfli, asli 3 harfli olanlardan nasıl türer? 2, onun dışındakilerden nasıl türer diye açıklayabilir. Bakalım. Sülasi mücerret fiiller. Adı geçen fiiller ef'alu veznine nakledilerek elde edilir. Örneğin sırayla. Bildi, büyüdü, cesaretlendi anlamına gelen alimeden e'lemu, şecu'adan eşce'u, kebura'dan ekberu şeklinde gelir. Ekber, yani sürekli Allahu Ekber, Allahu Ekber diye gamette getirilir, ezan da okunur. Demek ki ekber kelimesi nedir? Bir ismi tafdildir. Manası ne olur? Şimdi kebura büyük oldu, büyüdü manasındayken ekberu dediğimiz zaman ne olur? En büyük manasına gelir. Daha büyük, en büyük. Daha bilen, en bilen, en çok bilen. E'lemu.
de ne var? Eş-ce'u, daha cesur, en cesur manalarına gelir. Demek ki daha veya en. Bildi, en çok bil, en çok bilici, en çok bilen. Gördü, en çok gören, daha çok gören, en çok veya daha çok diye mana verebiliriz. Dinledi, daha çok dinledi, en çok dinledi. Çalıştı, çalıştığı bu manaya çevirelim. En çok çalıştı, daha çok çalıştı. Artık en çok mu cümleye daha çok yakışır, daha çok mu yakışır? Cümlenin yapısına göre değişir, cümlenin yapısına göre tercih edilir. İki, diğer fiiller. Mensup ve nekre biçimindeki mastarının önüne. Ehsenu, ekseru, eşeddü gibi yardımcı ismi tafdil kalıpları getirilerek yapılır. Söz gelimi sırasıyla. İsraf etti, kibirlendi, tüketti anlamına gelen. Esrafe, tekebbera ve isteh leke fiilleri yine aynı sırayla ne denilmiş? Ekseru israfen, ekseru tekebburan, ekseru istihlaken kalıplarına nakledilerek daha israfçı, en israfçı. Daha kibirli, en kibirli. Daha tüketici, en tüketici manalarına gelebilir. Yani mastar değil mi? İsraf nedir? Bir mastardır. Esrefe yüsrefu israfun. Veya tekebburan, tekebbera, yetekebberu, tekebburan, tefaül babından mastar. İstihlak, istifal babından mastar. İstehleke, yestehliku, istihlakun. İşte ne diyor? Bir tane mastar olacak. Bu mastar nekre olacak ve mensup olacak. Yani sonu fethalı olacak. Bunların başına ekser getirilebilir dendi. Veya eşeddü getirilebilir, ehsen getirilebilir. Bu şekilde de ismi tafdil elde edilebilir denildi. Öyleyse devam edelim. Çekimi var bunun tabi. Çekimi nasıldır? Ekberu ekberani ekberune ekabiru. Ekabiru yine cemi mükesser. Kübra kübra yani kübrayatun küberu yine cemi mükesser. Ensaru ensarani ensaruna enasiru. Nusra, nusra yani nusrayatun, nusaru. Ketebeden yapalım. Ekte bu. Ektebani ektebune ekatibu. Kütba, kütbe yani kütbeyatun, kütebu şeklinde gelir. İsmi tafdil değil. Öncesindeki ismi niteleyen elif lam takılı sıfat konumunda olması hariç. Diğer tüm hallerde müfret, müzekker olarak gelir. Ne denilmiş? İsmi tafdil değil, türetin şeyi vardır zaten. Açıklaması vardır, cevabı vardır yani. İsimden türeyen isimler var bir de. Şimdiye dek hep ne yaptık? Müştakları gördük. Şimdi isimden türeyen isimler. İsmi tasgir ve isim mensup olmak üzere iki çeşit. İsmi tasgir, tasgir, sagara, üsagiru, tasgir, tefel babından mastar bir kelime. Türkçe'de küçültme işleminin karşılığıdır. Acıma, sevimlilik katma ya da aşağılama amacıyla isimler tasgir işlemine tabi tutulabilir. Söz gelimi çocuk yerine çocukcağız veya çocukçuk, bebek yerine bebecik gibi sevimlilik katılabilir. Ama adam yerine adamcık denildiği zaman hakaret manası kastedilmiş olur. Demek ki ismi tasgir öncelikle küçültme manasına gelir. Ama bununla birlikte bir duygu var onda. Ondaki duygu nedir? Aşağılama olabilir. Acıma, sevimlilik de olabilir. Yapılış. Üç harfli isimlerde örnek cündün kelimesinden cüneydün. Raculun, rüceylün, abdün, übeydün. Yani fuaylün veznine aktararak bir ismi elde edebiliyoruz. Cündün, cüneydün. Raculun, rüceylün, rüceyl. Yani fuayl. Fuayl kalıbına bir kelimeyi aktardığımızda 3 harften bahsediyoruz. O ne olur artık? İsmi tasgir olur. 4 harfli isimlere geldiğimizde bunlar nedir? Zevragun, Zevragun, Züveyrigun, Asker, Üseykir, Mescid, Müseycid yani Fuayil kalıbına aktararak, 4 harfli ismi fa'il kalıbına aktararak ismi tasgir elde ediyoruz. 5 veya daha fazla harften oluşan isimlerde nasıl yapılmaktadır? Kalıp nedir baktığımızda? Fa'il
fu'ilun. Fu'ilun veznine aktarılarak ismi tasgir yapılmaktadır. İşte istable, istablun, usaydibun, andelibun, uneydilun şekline aktarılmakta. Beş harfli olup da dördüncü harfi illetli olursa, yani beş harfi böyle ama dördüncü harfi illetli değilse, dördüncü harfi illetliyse ne olur? O zaman hiç değişebilir. Fu'ay'ilun, fu'ay'ilun vezni aktarılarak elde edilmekte. Üsfurun, üsfur kaç harfli? Beş harf. 2, 3, 4 ve 5. Dördüncü harf ne? Vav. Yani illet harfi. Öyleyse fu'ay'ilun kalıbına aktarılıyor. Eğer olmasaydı fu'ay'ilun olacaktı. Bu kalıba aktarılacaktı. Buna göre üsfurun, üseyfirun, miftahun, müfeytihun şeklinde olur. İkinci harfi elif olan isimler küçültme işlemine tabi tutulurken söz konusu elif harfi vav harfine çevrilir. Şahidün, şüveyhidün, halidün, hüveylidün, babun, büveybun şeklinde ne oluyor? Elif vav harfine dönüştürülüyor. İsmi tasgir yapınız denilmiş. Sıra size denildiğine göre cevabı vardır. İsim mensup nasıl elde edilir? Türkçedeki li yapım ekine karşılık gelen öncesi kesreli, şeddeli bir ya ile yapılır. Türkün, türkiyün. Yani Türk kelimesinden isim mensup yapacaksak son harfi esreleriz. Son harf ne burada? Kef. Esreleriz bunu. Ardından şeddeli bir ya getiririz. Türkiyün, türkiyin, yön fark etmez. Yani demek ki nasıl isim mensup elde edilir? Bir kelime isim mensup yapacaksak son harfini esreleriz. Ardından şeddeli bir ya getiririz. Ya'nın da harekesi zammeli olmakta ama değişir de yani. Türkiyün, türkiyin, yen, yi, yu. Son harfin harekesi değişken. Çünkü mureb bir kelime. Arabun, arabiyyun, hindun, hindiyyun. Yani Türk'ün, Türk, bildiğimiz Türk. Türkiyün, Türkiyeli. Arabun bir Arap, Arabiyyun Araplı, yani ne diyelim, Araplara mensup, Arap olan bir kişi. Hindun, Hindiyyun, Hintli, Hintli. Buna başka şeyler de katılabilir tabii ki. İşte Hanefiyyun, Hanefi mezhepli, yani Hanefi mezhebine mensup, ait. İsmi mensup bir mensubiyet, bir aidiyet bildirmektedir. İslam'ın İslamiyyun, İslamlı denilmez. İslam dinine mensup. Her zaman li manası verilmez yani. İsim mensup ikinci sınıf kitabında geniş olarak ele alınacağından burada bu kadar bilgi vermekle yetiniyoruz denilmiştir. Alıştırmalar 1. Ne denilmiş? Altı çizili fiillerin yerine işte zehebe, ekramet gibi. Cinsiyet ve sayıca. Cinsiyet müzekker mi müennes mi demektir? Sayıca müfettesine cemi demektir. Onlara eşdeğer yani aynı özelliği taşıyan ismi fail getiriniz. Zehebe nasıl bir kelime? Cinsiyet yönünden müzekkerdir. Sayı yönden müfrettir. Öyleyse müfret müzekker bir ismi fail istenmektedir. Nasıl elde ediliyor üç harflerden? Zahibun. Yani bir ile ikinci harfin arasında elif getirilir. Son harften bir önceki harf esrelenir idi. Zahibun olur. Ayşetü ekramet. Ekramet. Ekramet nasıl bir kelime? Cinsiyet yönünden müennestir. Müenneslik tahsis almış. Sayı yönden müfrettir. Demek ki müfret müennes bir ismi fail istenmekte. Ama ekramet yani ekrame yukrimu değil mi? Önce muzarisini bulalım. Yukrimu. Ekrame yukrimu. Yukrimu isim fail nasıl yapılır? Zammeli mim getirilir ye yerine. Mukrimun olur. Ama bizden müennes istenmiş. Öyleyse mukrimun, mukrimetun. Mukrimetun istenilmekte. El evladu şahedü. Şahedü kelimesi. Şahede, şahede, şahedü.
Yani müzekkerdir, cemidir. Öyleyse cemi müzekker bir isim fail istenmekte. Şahede muzarisi yu şahidu. Ye yani muzat harfini atarız. Müşahidün olur. Cemisini ve müzekkerini istemişler. Müşahidane diye gelir. Sedde tahammelu diye devam ediyor. Bir tane daha en sondan yapalım. İstemeltü demiş. İstemeltü'ye baktığımızda istemeltü kelimesi ne müzekkerdir ne de müennestir. Çünkü nefs-i mütekellim vahdehdir. Yani müzekker de olabilir, müennes de olabilir. Cümlenin konumuna göre değişir. Ama bununla birlikte müfret olduğu kesindir. Demek ki bize bir müfret lazım. İstemeltü yani istemele, yestemilu, istimalun, müstemilun. Müstemil diye bunun ismi faili gelir. Diğerleri de yani yapalım mı? Saat 1 dakika, 1 saat 10 dakika oldu. Bir iki tane daha yapalım. 8. Ene demiş yine nefs-i mütekellim vahdeh gelecek. Tercemtü terceme. Tercemeden gelmekte. Terceme yütercimu, mütercimun. Mütercim diye isim faili gelir. İ'teberna. Nahnu biz i'teberna. İ'tebertu, yani i'tebera, ya'tebiru, i'tibarun, mu'tebirun. İsim faili bu şekilde. Ettullab, öğrenciler, tebadelu, tebadele, yetebadelu, mütebadilun, mütebadilun diye gelir. Tehammelu, bunu yapmadık herhalde, bunu da yapalım. Tehammelu, tehammele, tehammela, tehammelu. Öyleyse mütehammilün, seddede müseddidün, şahidü yapmıştık diye hatırladık. Altı çizili fiillerin yerine cinsiyet ve sayı yönünden isim mef'ul getirin. Kütibe meçhul bir fiil. Mazi. Kütibe nedir? Müfrettir, müzekkerdir. Öyleyse isim mef'ulden de öyle bir şey istenilmekte. Kütübe ne? Mektubun diye gelir. Ub'idu es-sigaru ub'idu. Eb'ade ub'ide ub'idu. Yani cemi müzekker. Ub'idu ne gelir? Cemi müzekker lazım bize. Eb'ade mub'adun mub'aduna mub'aduna gelir. Diğerleri de aynı şekilde. Bir tane daha yapalım. 5. Tusullime teselleme, yeteselleme şeklinde. Tusullime mazi meçhul. Tusullime bunun önce normalini bir bulalım. Tusullime teselleme yani. Teselleme, yeteselleme, müteselemun. Müteselem diye gelir. Üçe baktığımızda sıfat-ı müşebbeheleri getirin denilmiş. Burada verilenlerin tamamı daha önce geçen nereden olmalı? Yani yukarıda verilen tablodan olmalıdır. Ya da ne yapmak gerekir? Sözlüğe bakmak gerekir. Evet, buradaki soru da önemli değil. 5. Parantez içinde verilen fiillerden türetilmiş ismi aletleri getirin. İsmi alet. Sade 3 harfli ise bunun 3 harfli kalıp yukarıda verilmişti. Harese 3 harf, serece 3 harf. 3 harfli olduğundan her birininki bellidir. 4 harfli olsa 4 harfininki de belli. Değişen bir şey söz konusu değil. Burada ne denilmiş? İsmi taf değil istenilmekte. Keburadan Ekber şeklinde geliyordu. Parantez içinde verilen isimlerden türetilmiş ismi tasgir denilmiş. İsmi tasgirin de yukarıda kalıbı vardı. Yani Halit, Hüveylit diye geliyordu. Mescit, yukarıda hepsinin var açıkçası. Kalıpları mevcut. Kalıplara uygun olarak getirilir. Öyle sanıyorum ki şu andan itibaren anlatılacak bir şey yok. Kendimizi sınayalım. Hangisi camit bir isim? Bunların da cevapları var esasen de. Kısaca değinelim yani o cevaplar neden bu şekilde diye. Şahit nedir? Şahede, yuşahidü. Yani bir fiil şehideden, mücerretten, şahidün ne gibi? Birinci harf ile ikinci harf arasına ne girmiş? Elif girmiş.
ve sondan bir önceki harf esreli. Yani ne bu? İsim fail. İsim failleri neydi? Müştaktı. Yukarıda geçiyor. Müştakları ezberlemek gerekiyor. Orada 8 madde vardı. İsim fail, isim mef'ul, sıfat-ı müşebbehe diye devam eden. Onları ezberebilirsek problem olmaz. Son harften bir önceki harf yine esreli. İsmi fail. Galiz kelimesi hem mübalağa ismi fail kalıbına uygundur hem sıfat-ı müşebbeheye uygundur. Mütefekkirun son harften bir önceki harf esreli. Başında mim de var. Bu nedir? Yine ismi faildir. Hubzun, hubz ekmek manasında bir isimdir. Kalıplara girmemektedir. Camittir. Aşağıdaki isimlerden hangisi türediği kaynak bakımından diğerlerinden farklıdır? Darisün derese, daris isim fail, Cüneydün. Cezzarun Nassarun kalıbında. Ekramu ismi tafdil, müsteşfa hastane manasındaydı. Farklı olan hangisi burada? B şıkkı. Neden? Cüneydün yani cündün bir ordu, bir asker grubu. Cünt herhangi bir şeyden türemiş değildir. Çünkü nedir? Camittir yani. Aranan şey o, camittir. Diğerlerinde de önemli bir şey yok. Kısaca parçaya bakarak kapatalım. Hüseyin'ün Hüseyin'ün ne demek? Hüseyin bir insan ismi ama bulunduğu kalıp nedir? Hüseyin'ün fuaylun. Yani ismi tasgir kalıbı. Fellahun bir çiftçidir. Yaişu yaşıyor fil gareti köyde. Velehu ve onun için Hüseyin için vardır. Bizatu hugulin birkaç tarla vardır. Sagıratın küçük hem de. Külle yevmin her gün yahrucu çıkar ila haklin bir tarlaya min hubulihi kendi tarlalarından bir tarlaya çıkar. Rakiben binerek himar rahu eşeğine. Himar eşek nedir? Bir camit isimdir. Rakip rakip eden ismi faildir yani müştaktır. Hugul haklun hugulun müfret ve cemi mükesser olarak bunların her ikisi de nedir? Tarla manasında camittir. Yahrucu, harece yahrucu, fiil, fiil muzari olduğundan müştak, yevm, camittir. Sagiretin sagura kelimesinden gelmekte, sagira kelimesinden, sagirun, sagiratun, bunlar sıfat, sıfatı müşebbehe olduğundan, müştaktır, hugul geçmişti, bizaetun, yani birkaç manasında olduğundan, camittir, garetun, yine camit olur, yaişu, aşe yaişu, veya aşe yaişu, fiil muzaridir. Dolayısıyla müştak olur. Ya'melu amele ya'melu fiil muzaridir. Öyleyse müştaktır. Fihi kendisinde ney? Neşidan neşit. Neşit de yine sıfatı müşebbih olarak değerlendirilebilir. Neşit canla başla çalışıyor. Fihi o tarlasında. Raciyen umarak. Raca ummak. Raciyen umarak. Yani raciyen ne oldu? Raca'nın bir fiili var. Fazla Rabbihi, Rabbinin fazlını, bereketini umarak. İ'tebara, ya'tebiru, muzari bir fiil, müştaktır. Nefsehu, nefsun, enfus diyeceği mükesseri vardı. Nefis kelimesi camittir. Es'ade, sa'ide, es'ade, ef'al, if'al babından mazi fiil, müştak. Nas, camittir. Li'ennehu, çünkü o, ya'işu, yaşıyor, fi mekanin, bir mekanda. Öyle mekan ki bu muhabbebin sevimli ileyhi kendisine muhabbebin muhabbibin muhabbebin ne oldu başına zammeli mim var son harften bir önceki fethalı öyleyse isim mef'uldü bu ve yegumu egame yegumu game yegumu fiil muzaridir yani yapıyor ikame ediyor bi amelin yergabu fihi amel amele ya'melu amel mastardır. Müştakkum minh yani aslidir değil mi? Asıldır. Diğer müştaklar bundan türer şeklinde. Yergabu, ergabe yergabu veya ragibe yergabu. Yergabu fiil muzaridir. Fih onda. La yubali fiil olduğundan müştak. Bil hayati. Hayat kelimesi. Hayat, dirilik manasında. Ra'i'atin. Ra'i'atin. Ne demek? Ra'i'un. Ra'i'atun. Yani ismi faildir.
Fil medineti. Medine şehir. Yufezzilu, fezzale, yufezzilu. Bu da fiil-i muzaridir. Tegaride ötüyorlar. Duyur kuşlar. Ala esvatil. Esvat ne demek? Savtun esvatun. Sesler manasında. Cemi mükesser. Dolayısıyla camit bir kelime. Duyur, dairun, duyurun, kuşlar manasında. Zavzae, gaz manasındaydı galiba. Ya da gürültü, gürültü manasında. Seyyarat, arabalar manasında. Arabalar da nedir? Camittir. Ravaih, raihatun, ravaihul vurudi ve ezhar yine camit. Ahabbu fiil, ileyhi ila harfi cerhi zamir. Bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde parça incelenebilir yani. Hangisi camit, hangisi müştak? Çünkü burada asıl olan şey ne? Camit, müştak tespiti yapabilmek. Bunun tespitini yapabiliyor muyuz? Çekimlerden haberdar mıyız? Konu bu. Bu şekilde dersin sonuna geldik.